Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, dersimizin konusu terk-i enaniyet mevzusunun içerisinde vasat noktası, yani enaniyet ile vakarın makamı tefriki, hangisi enaniyet, hangisi vakar sayılır? Terki enaniyetin yeri ve makamı neresidir? Nerede, nasıl hareket etmek lazımla ilgili bir ders olacak. Yani her zaman tevazu yapmak maalesef tevazu değil, zillettir. İslamiyetin şerefini ayaklar altına almak vaziyeti olur. İşte bunların yerlerini, makamlarını üstad burada belirtecek. İnşallah onlardan çeşitli başlıklar altında konuları tek tek okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu hakikatle beraber beni işkenceyle taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere, kibirli olanlara karşı tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir. Kibirli olan ehli küfre karşı tevazu ve mahviyet gösterilmez arkadaşlar. Bir adam dine hakaret ediyorsa bu adama karşı tevazu gösterilmez. Vakar gösterilir. O yerin makamı vakar ve ciddiyet göstermektir. Hele sen ağzını bir topla bakalım. Bu vazife senin işin değil diye bir ikaz etmek gerekir. Bak, demek ki böyle şeyler de var. Yani her zaman estağfurullah filan, estağfurullah'ı mümin kardeşine yapacaksın. Dışarıda İzzet-i ilmiyeyi göstereceksin. Vakarlı olacaksın. Yerine göre celalli olacaksın. Hani şahsi bir menfaatimiz için ne yapıyoruz? Gerekirse kavga ediyoruz, değil mi? Ama din için adam dinine hakaret ediyor. Ve sanki başka birine sövmüşler. Yok. Orası vakar ve ciddiyet makamıdır. Mütekebbirlere karşı diyor, tevazu, tezellül yani zillet zannedildiğinden tevazu etmemek gerekir. Enaniyetlilere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sükut ediyorum diyor. Eski Said ne yapsın? Enaniyetlilere karşı enaniyetini göstersin. Tabi bunu bakın, yer ve makam çok önemli. Kim, kime, nerede, ne için? Dahilde Müslümanlar birbirlerine karşı mütevazi, alçak gönüllü, ruhamâ'u beynehum diyor ayette, değil mi? Birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Eşiddâ'u alel küffâr. Kafirlere karşı ise çok şiddetlidirler. Vakarlıdırlar, ciddidirler. Ama şimdi Müslüman nasıl? Tevazuyu dışarıdaki efendim dinine hakaret eden kişiye yapıyor. Kabadayılığını mümin kardeşine yapıyor. Yani hasletler yer değiştirmiş. Enaniyeti orada kullanacağız. Gerçi benlik, enaniyet çirkindir. Fakat mağrur ve muannit enaniyetlilere karşı, mağrur ve inatçı enaniyetlilere karşı haklı bir surette ve sırf kendisini müdafaa ve muhafaza etmek için benlik göstermek lazım geliyor. Bunlara karşı benliğimizi, orada enaniyet göstermek o vakar oluyor, ciddiyet oluyor. Yoksa bizim bildiğimiz enaniyete düştü manası olmuyor. Hani bazen böyle çok estağfurullah filan böyle Müslümanı görüyorsun zelil. Yani İslam'ın izzetine yakışmıyor. Sahabe
İran'la savaşacağı zaman elçi gönderiyor. Halid bin Velid İran kralıyla görüşecek. Atından iniyor, mızrağını yere saplıyor, gidiyor. Karşısında böyle mert bir şekilde çıkınca adam diyor ki, bu diyor, acaba bunların hepsini böyle diyor. Başka elçi gelsin diyor. Diğer elçi geliyor, o da aynı. Yani kralın önünde bir eğilmek, böyle bir şey yok. Herkes önünde secdeye kapanıyor o zamanki Pers kralının önünde. Ama sahabe dimdik ayakta. Diyorlar ki kraldır işte eğil filan. Biz Allah'tan gayrisine eğilmeyiz diyor. Ve İzzet ilmeği diğeri geliyor yine aynı. Öbürkü geliyor onu da kabul et. O elçiyi de kabul etmiyor. Aslında orada şeyi ölçüyor. Bakıyor ki bunların hepsi mi böyle? Yoksa sadece bu adam kendi ahlakından dolayı mı böyle? Ve bakıyor ki sahabelerin hepsi öyle. Yani bu orduyla savaşmamız zor kanaatine varıyor herif. Ama tabii şartlar savaşa itekliyor ve hepsi güme gidiyorlar. Yani burada sahabenin hayatında, uygulamasında bu izzet ilmiyeyi, ayeti uygulamışlar. Ruhamâ'u beynehum, aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler. Eşiddâ'u alel küffer, kafire karşı, zalime karşı, enaniyetlere karşı izzetlidirler. Adam yani bu ille de bir kafir, Yunanistan'dan bir kafir gelecek diye bir şey yok veya efendim Rusya'dan bir kafir gelecek diye bir durum yok. Adam hizmeti Kur'aniye'yi kötüleyebilir. Çıktı, kötülüyor, hakaret ediyor. Ne yapacağız Esat? Şöyle ona bir kafa. Geçirmesek bile ağzının payını vereceğiz. Ağır ol diyeceğiz, değil mi? Ben şimdi burada ne vazifem var? Şuradaki 30 kişiyi temsil ediyorum. Dışarıda birisiyle karşılaştım. Sizin hakkınızda hakaret ediyor. Ben estağfurullah işte yanlış yapmışlar filan desem ne olur? Yani Müslümanlığın iktiza ettiği, İslam'ın iktiza ettiği tevazu ve mahfiyeti göstermiş olur muyum? Sizin hakkınıza, hukukunuza zulmetmiş olurum. Ben kendi hakkımdan feragat edebilirim. Fakat sizin hakkınızdan feragat etme selahiyetine sahip değilim. O zaman sizin hakkınız için mücadele etmem gerekir. Mütekellim vahde olsa, yani kişi kendi namına olsa, eğer bir zatta müsamaha hamiyet. Bana bir şey denildi. Ben ne yapıyorum? Müsamaha gösteriyorum. Çünkü şahsıma ait bir meseledir. Fedakarlıktır. Bir haslet, bir ameli salihtir. Fakat mütekellim mal gayr olsa eğer, yani sizin namınıza, sizin hesabınıza olsa, o zatta müsamaha hıyanettir. Sen hizmet adına fedakarlık gösteremezsin. Cemaat adına fedakarlık, tevazu yapamazsın. Hizmet-i Kur'aniye'ye hakaret ediyorlarsa onu orada müdafaa etmeye mecbursun. Gerekirse sert bir dille ne gerekiyorsa yapmak zorundasın. Şimdi birisi çıksa ana avrat sövse ne yaparız? Evet. Biri çıksa hizmetinize küfretse, dininize küfretse. Onu Allah korur deriz, değil mi? Yani ona bir müdahale yapmayız. Çünkü bizim şahsi şerefimiz dinin şerefinden daha önemlidir. Değil mi? Değil mi? Allah'ın bekçisi misin? Yani ama kendi ailesine küfredilse hemen ne yapma tarafına gider? Müdafaa etme tarafına, hamiyete, gayrete gelir. Hatta Fenerbahçe'ye küfredilse, değil mi? Kavga çıkar yani. Sokakta alenen Fenerbahçe'ye sövemezsin. Ama sokakta alenen Allah'a küfredilse bir kavga çıkmaz. Hasletler yer değiştirmiş. Yani burada cemaat namına, toplum adına bir fedakarlık gösterilmez. Yapma selahiyetine sahip değilsin. Söylenilmişse orada cevabını, hani bir de şöyle bir şey vardır. Ya şöyle yapacaktım, şöyle diyeydin. Ayette diyor ki yapmadıklarıyla övünenler. Yapaydın. Niye yapmadın? Cesaretimizi
orada göstermemiz gerekiyor. Bütün dinsizler toplansalar, ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum ve başımı eğmiyorum ve İzzet-i İlmiye'yi kırmıyorum. Bak, İzzet-i İlmiye'yi kırmıyorum. Yoksa İzzet-i İlmiye'yi kırarsın. Zelil edersin. İlmi, İslamiyet'i zelil edersin. Çünkü taşıdığın elbise senin şahsına ait değil. Bir adam devletin elbisesini giyiyor, değil mi? Mesela bir general sokakta dayak yemez. Niye? O elbiseyle yiyemezsin. O elbise devletin elbisesidir. O elbiseyi yere düşüremezsin. Ne yapacaksın? Gereği neyse yapacaksın. İşte sırtımızda bir İslamiyet elbisesi var. Bu elbiseye hücum edilirse, bunun karşısında hücum edenler varsa, bunlara karşı şerafeti diniyeyi muhafaza etmekle mükellefiz. Eğer bu bir benlik ise, o hiçbir cihetle bana ait değil ve benlik olamaz. Bu benlik sayılmaz. Ya çok gururlusun, kibirlisin derler. Sen de efendi ol. İşte gururu, kibiri yerinde kullanırsak, o zaman dahilde kullanma tarafına gitmeyiz. Yoksa burada herkes atar. Şimdi burada bir konuşmaya başlayalım değil mi? Herkes kahraman. Kahramanlık burada lazım değil. Burada kahraman da o zaten. Kahramanlık dışarıda. Dinine yapıldığı zaman bir hakaret dik duruyorsan, birisi hücum ettiğinde cevap veriyorsan, işte o zaman kahramansın. Mesela burada bana ne söylersin değil mi? Ben zaten Müslümanım yani. Bana bir şey demene gerek yok ki. Veya benim size bir kahramanlık anlatmama, bir şey yapmama gerek yok. Çünkü zaten burada talebe olmuşsunuz. Asıl yapılacak icraat dışarıda. Bu firavuncukların öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum diyor. Mert gidiyor, merdane gidiyor ama adamına göre. Genelde zalim olan insanlar, fark ederseniz, ne yaparlar? Müslümana karşı şiddetlidir, mazluma karşı şiddetlidir, fakat zalimin önünde eğilirler. Dünya üzerindeki sistem böyledir. Saddam Hüseyin ne yapardı? Halkın üzerine gaz bombası atardı. Bu Halepçe katliamı var. Nerede bir zalim iktidar varsa, zalim kişiler varsa, işi gücü mazlumu ezmektir. Ama ne zaman ki Amerika geldi, gitti çizmelerini yaladılar onların. Değil mi? Şimdi İslam camiası içerisindeki zalimler böyledir. Bu bir zalimlik, bir modeldir, biliyor musun? Aynı şekil devam eder. Gider bakarsın, zayıf olan Müslümanı ezer, Müslümana karşı konuşur, fakat kafirin karşısında lal kesilir. O yüzden Cenab-ı Hak ne diyor ayette? Allah öyle bir kavim gönderecektir ki, onlar kafirlere karşı çok şiddetlidirler, müminlere karşı çok şefkatlidirler. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever, onlar Allah yolunda cihad ederler diyor. Allah böyle bir topluluk getirecektir. Yani Allah'ın istediği topluluk bu topluluktur. Yoksa Müslümana karşı dili pabuç kadar, zalimin karşısında dine hücum edildiği zaman adamın sesi çıkmıyor. Böyle bir adamın bir değeri yok ki. Bu İslam'a zarar, çünkü Müslümanlar içerisinde tefrika çıkartıyor. Fakat hariçte herhangi bir tepki göstermiyor. Bu firavuncukların enaniyetini kabartan mahviyet kerane söz söylemek caiz olmadığından, bil mecburiye o mütekebbirlere karşı izzeti ilmiyeyi muhafaza etmek için, izzeti ilmiyeyi muhafaza etmek için söylenmeyecek ve izharı münasip olmayan uhrevi hizmetlerimi Cenab-ı Hakk'ın affına güvenerek izhar ettim. Bu firavuncukların enaniyetini kabartan mahviyet kerane söz söylemek caiz değil diyor. Bak, caiz değil. Hüküm.
Adam mütekebbir, adam firavun. Ya boş ver, bulaşmayalım. Kardeş sen bulaşmıyorsun, sen söylemiyorsun, o söylemiyor. Adam bakıyor ki toplumda bir tepki yok. O zaman ne yapayım? Ben haklıyım. Niye? Toplumdan bir tepki gelmedi ki. Ama birisi bir tepki verse, biraz bir münakaşa olsa adam ikinciye çekinecek. Niye? Ulan şimdi millet bu duruma hoş bakmıyor. Ya işte ben niye bulaşayım diyor. Ya boş ver diyor. Belaya bulaşma diyor. E sen daha ne işe yararsın ki Müslüman olarak? Ya senin Müslümanlığın nerede belli o zaman? Ya icraatta yoksun. Bir diyor kötülüğü gördüğünüzde elinizden gelirse elinizle, elinizden gelmezse dilinizle, dilinizle de gücünüz yetmiyorsa kalben ona buğz edin diyor hiç yoksa. Şimdi elimizden geliyor. Yani can tehlikesi yok. İki ağzını açıp da iki laf söyle kardeşim ya. Tepkini koy. Bu enaniyet değil. Bak Müslümanın karşısında küçük bir menfaat için çatır çatır konuşuyorsun. Ama dinin için konuşmuyorsun. Adam dini hakaret ediyor. Meydanı boş bulmuş. Boş bulmayacak. Orası işte bir imtihan meydanıdır. Cenab-ı Hak onu bir imtihan salonu olarak açmıştır. Acaba Müslümanlar bu adama bir tepki gösterecek mi? İşte Allah'ından bulsun. Allah onun belasını zaten verir. Allah kafirlerin de belasını verirdi. Pekala peygamber niye çıktı savaşa? Niye Allah madem bela verecekti, o zaman peygamber niye savaştı? Kafirler İslam aleyhinde şairleri hicivkerane şey söylerken, şiir söylerken Allah Resulü ne yapıyordu? Şairleri vardı. Onlara da diyordu siz de söyleyin. Onlar da karşılık veriyordu. Bak dille de mukabele etmek var. Orası tevazu yeri değil. Maalesef bu makamlar karıştırıldığı için Müslümanlar dışarıda koyun gibiler. Çok güzel idare ediliyorlar. Ama birbirlerine de böyle ağza alınmayacak hakaretler etmekten de geri durmuyor. Niye? Dışarıdaki mücadelelerini sıfırladıkları için bu sefer bu kavgayı içeriye taşımışlar. Dahilde ihtilaf olur, hariçte cihad olur, mücadele olur. Meçhul zat İzzet-i İlmiye'yi firavuncuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehhüm etmiş diyor üstad. Firavuncuklara karşı. Şimdi namazını kılıyorsa toplumda şöyle bir görüntü var. Namazını kılıyorsa yani sürülmeye muhtaç bir koyun. Yumuşak başlıysam kim dendi uysal koyunum? Kesilir fakat çekmeye gelmez boynum diyor. Hani bugünkü bu uçak hadisesinde de bazıları böyle işte yok başına iş alırsın bilmem ne toprağını çiğnemiş, namusunu çiğnemiş. Sen buna da ses çıkarmayacaksan da neye ses çıkaracaksın? Burada İzzet-i Diniye'yi, Şerafet-i Diniye'yi gösterme zamanıdır. Ya aman işte belaya bulaşmayalım. Sen bulaşmadıkça merak etme. O adam bugün uçağını Hatay'da uçurur, Hatay üstünde uçurur. Yarın da Ankara'nın üstünde uçurur. Bu adama sen dışarıda toplumda dine hakaret eden Allah aleyhinde bir şey söyleyen kişiye sen sesini çıkarmazsın. Adam bakar ki aa bu inek arabaları ses çıkarmıyor. Ben bunu daha profesyonel bir şekilde yapayım, daha geniş bir şekilde yapayım diye bu sefer ne yapıyor? İşi genişletiyor. Sonra binlerce Müslüman varken adam bakıyorsun ki dinsizliğin propagandasını yapıyor. %90'ı Müslüman olan bir memlekette adam dinsizce açık açık konuşuyor. Mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi, Risale-i Nur'un bu fütühatını bir nevi hotfuruşluk zannetmiş. Hotfuruşluk ediyor veya efendim enaniyet yapıyor zannetmişler. Evet bu zamanda dinsizlik hesabına benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve Risale-i Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedafi, müdafaa vaziyetimizde tevazu ve mahviyet göstermek büyük bir cinayet ve hıyanettir. Dine hıyanettir.
hıyanet etmiş sayılır. Sen safını belirleyeceksin. Müslüman mısın? Müslümansın. Bak ailemizi benimsemişiz değil mi? Bizim ailemize kimse küfredebilir mi? Bizim yanımızda edemez. Niye? Muhafaza edin. Bizim. Müslüman mısın? İslamiyet'i benimsemişsen, o seninse, İslamsan, Müslümansan, senin yanında İslam'a kimse hakaret edememeli. Küçük bir tepki görseler hemen çekinirler, korkarlar. Korksunlar. Sen niye korkuyorsun ki? Neden korkacağız? Hazreti İbrahim'e diyorlar ki sen diyorlar bizim ilahlarımızdan korkmuyor musun? Siz Allah'a şirk yapmaktan korkmazken ben sizin taptıklarınızdan mı korkacağım diyor. Siz Allah'a şirk koşarken korkmuyorsunuz. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Dine hakaret ediyorsunuz, korkmuyorsunuz. Fakat ben Allah'a inanan bir insan olarak ben korkacağım. O zaman korkaksın. Ve o tevazu tezellül hükmünde bir ahlak-ı rezili olur. Bak tevazu rezillik olur mu ya? Rezil ahlak olur mu? Tevazu. Tevazu ne kadar iyi bir ahlaktır değil mi? Yerinde kullanmazsan ahlak-ı rezili olur diyor bak. Demek ki her şeyi Allah ne için vermiş? Yerinde ve makamında. Enaniyet. Yerinde ve makamında kullanılınca ne oluyor? İzzet oluyor. Tevazu. Yerinde kullanılınca tevazu olur. Yerinde kullanılmazsa ahlak-ı rezili olur. Zelil olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescitte bakıyor ki birisi böyle süklüm püklüm yürüyor. Doğru yürüsene be adam diyor. Vuruyor değneğiyle ona. Diyorlar ki bu zahittir diyor. Yani dünyayı böyle terk etmiş, böyle pirifane birisi. Doğru yürüsün, İslam'ın izzetini göstersin diyor. Öyle yok. Yani pasaklılık, sünepelik İslam'a, Müslüman'a yakışmaz. İslam izzet dinidir. İslam'ın izzetini göstermek gerekir. Ve o tevazu tezellül hükmünde bir ahlak-ı rezil olur. Onlara karşı İzzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat, bir kuvve-i manevi göstermek acaba hiçbir cihetle hotfuruşluk olabilir mi? Hiçbir şöhretperestlik ve enaniyet olur mu ki o zat öyle tevehüm etmiş? Onlara karşı, zalimlere karşı, firavun meşrep enaniyetli, dine hakaret eden insanlara karşı İzzet-i ilmiyeyi, izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek hiçbir cihette şöhretperestlik ve enaniyet olur mu? Mantık öyle de insanda çekinme oluyor biliyor musun? Bak burada yani bilmese bu sefer bakıyorsun ki çok insan dışarıda tevazu yapıyor. Ama Müslüman kardeşine karşı dil pabuç kadar. O niye öyle Müslüman kardeşine dili pabuç kadar biliyor musunuz? Çünkü korkak ya dışarıda bir şey diyememiş içeride artistlik yapıyor. Git bir zalimin karşısına dikil. Ama fındık kadar menfaati yolunda var ya, bakarsın ki aslan kesilir. Vazife itibariyle, bir başlık, yeni bir başlık okuyorum. Vazife itibariyle yeri ve makamında takınılan yüksek tavırlar riya sayılmaz. Bakın, buradaki derste riyakarlık, tevazu, terkenaniyet okumuyorum. Hepsinin zıttını okuyorum fark ederseniz. Bu derslerin zıttını, yerini ve makamını. Mesela riyakarlık ne kadar kötü bir şeydir değil mi? Ama riyakarlık yapın diyor şimdi burada. Ama nereye? Neye karşı? Bu riyakarlık sayılmaz diyor. Bakalım nerede kullanırsak riyakarlık sayılmaz. Vazife-i diniye itibariyle, dini vazife itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek, insanlara kabul ettirmek, güzel bir şekilde takdim etmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Sayılmaz. Şimdi burada
Ben tek kişi kürsüye çıktım. Buradan şimdi tek başıma ben konuşuyorum. Bu riyakarlık sayılır mı? Riyakarlık için normalde mesela işte beni dinleyin arkadaşlar, işte ben konuşayım, bana özel koltuk, özel masa verin desem bu riyakarlıktır değil mi? Fakat vazife-i dini itibariyle çıkmışsak buraya, bu enaniyet ve riyakarlık sayılmaz. Bu bir vazife. Hani kaymakam makamında oturuyor. Adama bak ne enaniyetli ya, masaya oturmuş diyoruz mu değil mi? Adamın işi o. Yaşar abi kamyona biniyor. İki katlı apartman gibi çıkıyor üstüne. Kamyon sürüyor şimdi. Adama bak ne enaniyetli adam. Yüksek arabaya binmiş. Diyoruz mu değil miyiz? O adamın işi o. Her şey yerinde, makamında. E şimdi dini anlatacağız. Ya işte riyakarlık olur mu? Yani biz, ya kardeşim anlat, o senin işin ya. Vazifen. Niye riyakarlık olsun? Sen dini anlatmazsan kim anlatacak? Bunu anlatmak için daha güzel vaziyetler, tavırlar, mesela bak el kol hareketi yapıyoruz değil mi burada? Bazı tavırlar, vaziyetler, işte hani din yüksek gözüksün diye. Kendimiz değil. Bak kitabımızı dizmişiz buraya. Yani malımızı satıyoruz. Dini ne yapıyoruz? İnsanlara aktarıyoruz. Burada biz satıcıyız değil mi? Her satıcı malını ne yapar? Dizer, koyar. Bu riyakarlık sayılmaz. Hani bazısı da böyle dini anlatmaktan çekiniyor. Ya acaba riyakarlığa mı kaçar? Ya karşıdaki adam hiçbir şey bilmiyor. Anlat kardeşim, dilinin döndüğü kadar anlat. O enaniyet değil. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor, tavır istiyor. Değil mi? Şimdi her şeye, herkese tevazu gösterilmez. Tanımadık adam geliyor mesela. Çok tevazu göstersen seni zelil görür. Ne yapıyorsun? İzzet-i ilmiyeyi muhafaza ediyorsun yerine göre. Buyurun diyorsun. Ciddi bir tavır takınıyorsun. Bir dostlar içerisindeki şahsiyetimiz vardır. Bir de harice karşı bir şahsiyetimiz vardır değil mi? Yani yerini, makamını bilirsen sıkıntı çekmezsin. Bilmezsen ezilirsin. Toplumda ezilirsin. Herkes seni makaraya sarar. Makara kukara geçer seninle. Aa bu hoca, sofi mi oldun filan. O adama o söz hakkını biz vermiş oluyoruz. Niye? Demek ki izzet-i diniyeyi, şerafet-i diniyeyi muhafaza edememişiz. Evet ben Müslümanım diyeceksin. Korkmayacaksın yani Müslümanım demekten. Övünerek diyeceksin yani. Elhamdülillah ben Müslümanım diyeceksin. Vazifemi yerine getiriyorum. Sizi bir tanıyalım diyeceksin. Birisine öyle dedim de biz de Müslümanız, biz de Müslümanız. Dedim madem Müslümansın niye böyle konuşuyorsun? Madem Müslümandın niye öyle konuşuyor? Baktı ki safın dışında kaldı. Böyle karalayacaktı. Tamam ben bu şahsiyetin adamıyım. Ben Müslümanım. Dinimi yaşıyorum. Namazımı kılıyorum. Elhamdülillah misin? Sen nesin o zaman? Ermeni misin? Rum musun? Yahudi misin? Hristiyan mısın? Nesin? Kimsin? Hemen dairenin dışında kaldı bu sefer kendisi. Hemen İslam tarafında işte biz de işte Müslümanız bilmem ne, o zaman ağzını topla. Dede sadece olduğunu söyledim. Evet, dedesi de hacıymış. Her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Değil mi? Evinde göstermiş olduğu tevazu, tevazudur. Evinde vakar gösterse o enaniyete gider. Demek her işin yeri var, makamı var. Yani yerinde ve makamında kullanılırsa fayda veriyor. Şimdi ilim biliyor ama adam eğer yerinde ve makamında kullanabiliyorsa o ilim ona fayda veriyor. Hani ilmi siyaset deniliyor bunda.
İlmi siyaset. Neyi, nerede, ne maksatla, ne için kullanacağını bilmek. Yani askere silah veriliyor değil mi? Adam nereye atacağını, nerede kullanacağını bilmezse o silah ne kadar teknolojik de olsa ona fayda vermez. Ama tam hedefini bilip hedefine gönderiyorsa o zaman fayda verir. Hasletlerin yerleri değişse mahiyetleri değişir. Bir haslet yer aynı, sima bir, kah dev, kah melek. Kah salih, kah tali, kah misali şudur lemaattan arkadaşlarım. Kah talih, kah kör salih derler bizim orada. Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavide tekebbür ve gururdur. Zayıfsan izzetli olacaksın. Kavi adam, güçlü adam ne yapacak? Mütevazi olacak. Güçlü olana mütevazi olmak, zayıf olana vakarlı olmak yakışır. Zengin adam mütevazi olacak, fakir adam ne olacak? İzzetli olacak, dilenciliğe düşmeyecek. Fakir izzetli olup dilenciliğe kendini atmayacak. Zengin de enaniyet yapıp, kibir yapıp insanları etrafından uzaklaştırmayacak. Zengine, güçlüye, yüksekte olana tevazu yakışır. Aşağıda olana da izzetli olmak yakışır. Kanuniyet bu. Bir ulul emr makamında olursa ciddiyeti vakardır, mahviyeti zillettir. Hanesinde bulunsa mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibirdir diyor. Son bir örnek veriyor konuyla alakalı. Hem üstadımız gayet mütevazidir. Tefevvük ve temeyyüz daiyelerinden, şöhret sevdalarından ziyadesiyle sakınırlar. Bak üstad böyleymiş ha. Fakat, bak bu fakatı da okumak lazım. Bazen tecelliyatın muktezası olarak mehabet ve celal nazarı o derece tezahür eder ki artık o zaman yanında bulunup da söz söylemek isteyen adamın adeta dili tutulur. Ne söylemek istediği anlaşılmaz. Bu acizler çok defa bu hali müşahede ettik. Yani herkese tevazu, herkese buyurun. Öyle yok. Dine hücum edildiğinde üstad mahkemede bir şahenşah gibi konuşur diyor değil mi? Nasıl konuşuyor? Ama biz aman işte ekmeğimizden oluruz, tuzumuzdan oluruz, çayımızdan oluruz. Böylelikle zillet altında toplum, çünkü midesine bağlı bir toplum ortaya çıkıyor. Halbuki izzet-i diniyeyi gösterse, o beyefendi senin dilin oralara uzanmaz, haddini aşma, terbiyeli ol denilse o insanlar da kendilerine çekidüzen verecekler. Yoksa az bir zümre çok gözüküyor. Niye? Her yerde konuşuyor. Çoğunluk olan Müslüman zümre hiç konuşmadığı için hiç ortalıkta gözükmüyor. Bu sefer şer galip geliyor. Allah şerri galip getiriyor. Niye? Hayrı mutlak olan İslamiyet'in sahibi ve muhafız olanlar yok ki ortalıkta. Adam dinsiz alenen çıkıp dinsizliğini ilan edebiliyor değil mi? Ama bir Müslüman çıkıp elhamdülillah biz Müslümanız demeye korkuyor. Tevazu yapıyormuş. Riyakarlık olmasın diye bir şey demiyormuş. Farzları açıktan yapmak sevaptır diyor bak. Farz namazı burada değil, dışarıda kıl, cümle alem görsün. Bak din kural koymuş. Niye? Topluma yansısın. Herkes reklam olsun. Ama teheccüd namazını geceliğin hususi kıl. Orada tevazu yapabilirsin ama farz namazı açıkta kıl. Herkes görsün, reklam olsun. Daha çok sevap. Riya değil, daha çok sevap. Evet.
Gel gelelim Hudus'a. Yine o başta söylediğimi tekrar söyleyip bitiriyorum. Yok, ilk başta bir misal vermiştim. O aslında konunun özü. Diyor ki, mütekellim vahde olsa, yani kişi şahsı namına konuşsa, müsamahası hamiyet. Diyelim ki, senin hakkında bir şey dediler. Ne yapacaksın? Tamam, es geçebilirsin. Bu müsamahası hamiyet diyor. Fedakarlık göstermişsin. Münakaşa çıkarmamışsın. İşte şahsi bir alacağın vardı veya bir şey vardı derken, yani es geçmişsin bu durumu. Bu fedakarlık gösterilmiş bir haslet, bir ameli salih, iyi bir amel. Mütekellim mal gayr olsa, senin o gittiğin derse, gittiğin o hocalar var ya, o gittiğin kurslar, işte medreseler var ya, çok kötü yerler oralar. Efendim, şöyleler, böyleler diye hakaret etseler, o zaman ne olur? Sen de onu kabul etsen, bir şey demesen, mütekellim mal gayrı olsa, o zatta müsamaha hıyanettir. Fedakarlık bir sıfat ve bir ameli talihtir, kötü bir ameldir. Yani Müslüman yerine göre, dur bakalım demesini bilecek. Sen bir şahsiyet ve karakter sahibi olup toplumdaki insanları sen düzenleyeceksin. İnsanlar sana bakarak düzelecekler. Adam bakıyor, bu da benden beter zaten. Ne söylesem kaldırıyor. Küfürü de basıyor bu sefer. Şurada dur diyeceksin, burada konuş diyeceksin. Yani insanlara yön vereceğiz. Ya işte kalbi kırılmasın, böbrekleri incinmesin, kırılsın. Onlar emri bil maruf, nehi anil münker yaparlar diyor. Yani iyiliği emrederler, kötülüğü nehyederler. Yani sakındırırlar. En azından yanlış olduğunu ifade et. Yanlışı yanlış göster. Ki mümin kalasın. Cenab-ı Hak bu hasletleri yerli yerinde kullanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.